çok farklı etnik grupların bir arada yaşadığı Cumhuriyet şehri. Hepsi anasından babasından ne öğrendiyse bugüne kadar da mutfağında taşımıştır. Biz demlenerek yaparız yemeklerimizi. Demlenerekten kastım ne? 12 saat, 24 saat fırında, tandırda, güveçte sulu yemek çeşitleri çok boldur. Bekletilerek yapılır, sabırlıdır insanımız. Bunlar endüstriyel olmamıştır. Bir şey daha söyleyeyim. Lokantacılık kültürü Balıkesir'in 20 ilçesinde ne zaman giderseniz gidin esnaf lokantaları 100 yıllık, 150 yıllık her ilçesinde bulabilirsiniz. 100 yıl önce nasılsa hala devam eden aile işletmeleridir. Sırf bunları tatmak için de Balıkesir'e gelinir. Seferberlik çöreği savaş tepemizin özel bir ürünüdür. Çanakkale Savaşı zamanı. Kadınlar askerlerimize uzun süre dayansın ve aynı zamanda bereketli olsun, tok tutsun diye çok özel bir reçeteyle bir çörek yapmışlar. Aslında ekmek ve bu ekmek o günden bugüne düğünlerimizde, cenazelerimizde hala yapıla gelir ve bizim aslında milli bir duruşumuzun göstergesidir. Seferberlik çöreği de aslında Çanakkale'ye giderken 20 gün, 15 gün yolda kalacak gençlere dayanıklı bir ürün yapalım diye o günkü analarımızın basiretiyle ortaya çıkmış çok özel bir reçetedir ve o günden bugüne hala yaşatılır. Seferberlik çöreği köyümün 28 yıllık üreticisiyim. Sadece Sarıbeyler köyünde bulunan, başka yöre köylerimizde falan üretimi olmayan, yani köyümüze ait bir ürün. Bizim köyümüzün olmazsa olmazı, düğünümüz, bayramımız, zaten dini bayramlar da yapılır köyümüzde. Ama ben her güne döndürdüm. Tabii ta eskiden Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'ye harbe götürülmüş köyümüzden. Askerimize kumanya olarak götürülmüş. Benim çalışma dönemimde de Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'na gönderdim. 12 bin, 13 bin tane. Ve Allah'ım yine afetlerden yani göstermesin, bize de görev düşmesin. Ama deprem bölgesine de gönderdik geçen yıl. Cenab-ı Allah'ım inşallah şifa olur gittiği yerlerde. Yani seferberlik çöreği seferde diye imdad olan yere ulaşmaya çalışıyoruz. Ekmeğimizin içerisinde kök maya dediğimiz ekşi maya var. Onun haricinde normal hamuru döndürülüyor. Köy ekmeği dediğimiz ekmekle hamuru aşağı yukarı aynı hamur. Fakat ekstradan susamı oluyor. Önce bir susam ıslanır. Susam ıslanıp kabarmaya bırakılır. Daha sonra hamur çörek gramajı boyutunda kesilir. Islanan susam hamura basılır. Daha sonra fırına girer ve çok kısa bir süreç içerisinde 5 ila 10 dakika arasında çörek olarak çıkar fırından. Yani ekmek denince aslında ruşeğim yağı ve aynı zamanda ekşi maya gelir. Maya dediğiniz şey de atalardan bugüne kadar hiç bozulmadan sürekli devamlılığı temsil eden bir özelliktir. Benim annem de dahil olmak üzere mayasını hem saklar hem kimseyle paylaşmaz. Çünkü onun ekmeği ona özel, atadan dededen gelen şeydir. Bu yoğurtta da böyledir. İnsanlar mayasını çok önemser ve Balıkesir ekmekleri çok özeldir. Balıkesir ekmekleri denince aslında Osmanlı'dan günümüze gelmiş tarihi, soyut miraslar ne varsa hepsi o ekmekte vardır. Zeytinli ekmek vardır, cevizli ekmek vardır. Yöresine göre, bölgeden de çoksa ona göre lezzet zinciri içerisine girecek birçok ürün vardır ekmeklerimizde. Ekşi mayadan yapılıp bayatlaması geç olan bir ürün. Mümkün olduğunca yani kurutulduğunda aylarca kalır. Ama bu halde de bir hafta dışarıda, 15 gün dolapta, derin dondurucuda 3 ay 5 ay saklayabilirsiniz. Dini bayramlarda yapıldığından annelerimiz bize bu çöreğin yarısı kesilir ve böyle bebek hali verilir, çanta gibi. Adına çakçak denir. Bayramlarda biz onu beklerdik kapıda. Annemiz, komşumuz yapacak, bize çakçak getirecek diye. Yani bayramlarımızdan geçilmez yani.
köyümüzün vazgeçilmezi. Bu ürünümüz bu yıl coğrafi işareti aldı. Allah razı olsun belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız buna ön ayak oldular. Coğrafi işaret alındı. Ve de alındıktan sonra rağbet fazlalaştı. Merak edip gelenler oluyor. Hep yabancılar. Biz de fırınımızda mümkün olduğunca yok dememeye çalışıyoruz. Hani dışarıdan telefonla falan talep edenlere de kargoluyoruz. Ürünümüz coğrafi işareti aldıktan sonra tabii ki bu süreçte özellikle Büyükşehir Belediye'mizin çok büyük bir desteği oldu sağ olsunlar. Coğrafi işaretimiz alındıktan sonra insanların çok fazla ilgisi oluşmaya başladı. Sosyal medya aracılığıyla olsun, telefonlarımız aracılığıyla olsun ürünü denemek istediklerini sürekli söylüyorlar bizlere. Yani Türkiye'nin neresinde olursa olsun sipariş vererek işte kargoyla bir tadına bakmak ya da bir denemek istediklerini söylüyorlar. Onlara o şekilde yardımcı olmak istiyoruz. Fakat evet coğrafi işaret alındıktan sonra büyük bir ilgi patlaması oldu ürünümüze. Günümüzde doğal ürünlere olan ilgi arttı, fazlasıyla arttı. Bizim ürünümüzde de doğal bir ürün olduğu için, özellikle kök mayasında ekşi maya kullanıldığı için, yani tamamıyla doğal olduğu için bizim ürünümüze de fazlasıyla ilgi arttı diyebilirim. Dışarıdan gelenler her şeyin doğallığını, bizim fırınımızı görünce daha memnun oluyorlar ve bir alan beş alıyor. Biz de onları memnun ettiğimiz için belki güler yüzümüze, belki ürünümüzü sevdiler, bizi sevdiler. Allah razı olsun gelenlerden. İzmir'e giden bir beyefendi ile hanımefendi vardı. İstanbul'dan dönüyorlarmış. Ya Savaştepe nasıl bir yer acaba? Tabelayı görmüşler. Nasıl bir yer acaba? Bir girelim öyle bir gezelim demişler. Küçük bir yer olduğunu da görmüşler. Daha sonra sormuşlar burada meşhur olan ne var? Neleri meşhurdur falan diye. Sağ olsun halkımız da bizi de tavsiye etmiş. Geldiler ürünümüzü daha önce bilmiyorlarmış. Onlara tadımda bulundurduk, tattırdık ürünümüzü. Çok çok beğendiler. Yani şimdi nasıl tarif edebilirim? Biz sürekli içerisinde olduğumuz için değerini belki onlara göre bir tık daha az biliyor olabiliriz. Çünkü sürekli içerisinde olduğumuz için artık bizim için sıradanlaşan bir ürün olmaya başlamıştı. Fakat özellikle yeni tadım yapan insanların tepkilerini görünce şaşırıyoruz da aynı zamanda. Yani gerçekten bu kadar güzel bir ürün mü? Acaba tepkileri de oluyor kendi kendimize. Aldığımız dönüşler çok iyi insanlardan. Yani dediğim gibi hani öyle güzel dönüşler alıyoruz ki biz bile şaşırıyoruz. Yani mutlu ediyor bizi bu durum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.